Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD'nin pozitif kapattığını görmekteyiz. Avrupa piyasalarında da genel olarak durum pozitif şekilde geçtiğimiz haftayı olumlu kapattıklarını gördük. Bugün için uzak doğu piyasalarında Çin borsası kapalı tatilden dolayı Nikkei endeksinde %1'e yakın artışlar söz konusu. Bizim piyasamıza dönecek olursak biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftadan bu yana endekste ciddi şekilde sıkışmalar yaşanmaktaydı. Endekste bir yön arayışı söz konusu. 86.500 ile 85.000 seviyeleri arasında sıkışan endekste belli bir yöne doğru kırılma olmadığı için hareketler yatay kaldı diyebiliriz. Bugün için endeksin 86.000 seviyesini test edeceğini, bu noktayı kırıp yukarı yönlü 86.500 seviyelerine kadar ataklar yapacağını öngörmekteyiz. 86.500 geçtiğimiz hafta önemli noktaydı. Bu noktanın kırılması durumunda bu noktanın üzerindeki kapanışlarda endekste yeniden 90.000'li seviyelerin gündeme geleceğini düşünüyoruz ve kademeli olarak önce 88.000 daha sonra 90.000'e doğru hareketlerini gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Ama belirttiğimiz üzere 86.500 ve 87.000 üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekmekte bunun için. Geri çekilmelerde 85.000 ana destek noktası, bu noktanın altına sarkması durumunda 83.800 seviyesine kadar geri çekimler yaşanabilir. Dolar TL tarafına bakacak olursak şu an 2.46'nın hafif altında seyretmekte. Dolar TL'de 2.45'in altına sarkması durumunda yeniden 2.44'ler gündeme gelecektir ve bu da piyasayı olumlu yönde etkileyecek diye düşünüyoruz. Bugün için piyasayı etkileyecek çok ciddi bir haber akışı bulunmamakta. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim, iyi haftalar.